Üniversitelerin eğitim öğretime başlama tarihi Ekim ayına ertelenirken Kredi Yurtlar Kurumu'nun öğrencilerden Eylül ayında bir gün bile konaklamadıkları, yatmadıkları, yemeğini yemedikleri yurt için ödeme yapmalarını istediği iddia edilmiştir. Kredi Yurtlar Kurumu'nun öğrencilerden kalmadıkları Eylül ayı için ücret tahsil etmesi akıl alır gibi değil. Kurum öğrencilere gönderdiği cep mesajında Eylül'ün 15'ine kadar süre tanıyarak yurt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt kayıtlarının silineceğini söylemiştir. Ülkemiz büyük bir krizin içindeyken, emeklisi, memuru, geçim sıkıntısı yaşarken, çocuklarını başka şehirlere okuması için yollayan aileler, çocuklarının barınma kriziyle baş başa bırakılmıştır. Bize ulaşan öğrenciler yurtları arayıp, gelip kalabilir miyiz dediğimizde Ekim'de okullar açılmadan olmaz cevabını alıyor demişlerdir. Bu öğrenciler zaten zor şartlar altında bir eğitim hayatına hazırlanırken, çoğu okuyabilmek için ek iş yapmayı düşünürken ve 5 kuruşun hesabını yaparken niçin kalmadıkları ayın parasını ödemek zorunda bırakılıyor? Şu anda barınma krizi kapıda. Ev kiraları asgari ücreti geçmiş durumda. Daha önce üniversiteler açılmadan uyardık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne meclis araştırma önergesi verdik. Konunun çözüm adresi meclis dedik. Buradan Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bakan sesleniyorum. Öğrencilerimizin bu iddiaları doğru mudur? Eğer doğru ise öğrencilerden kalmadıkları ay için tahsil edilen bu paraları iade edecek misiniz? Sizin göreviniz bu öğrencilerin eğitim öğretim hayatlarını kolaylaştırmak. Öğrencilerimiz kafalarında geçinme derdiyle, barınma kriziyle eğitim hayatlarına başlamamalı. Lütfen derhal bu yanlıştan geri dönün. Bu mağduriyete kulak verin, o paraları geri iade edin.